Başlıkta bunları asla yapma dedik. Peki ne bunlar? Elimde iki tane şişe var. Ters çevirelim. Bu biraz farklı görünüyor. Detaylar videomuzda. Malum önümüz kış, Eylül ayının sonlarına doğru yaklaştık. Özellikle motorunuz uzun ömürlü olsun istiyorsanız, araca zarar veren şeylerden kaçınmak istiyorsanız, ben zaten tecrübeli şoförüm diye düşünmeyin. Aracınızın ve motorunuzun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Videomuza başlayalım. Şimdi elimizde iki tane şişe var. Bu iki şişenin içerisine de yağ doldurduk. Sabahları soğukken motorumuzu çalışma şartlarını size gösterebilmek için bunlardan birini kışın sabahki koşullara maruz bırakacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Elimde iki adet şişe var. İkisinin içinde de 10-40 yağ var. İkisi de aynı marka. Aynı kutudan dolduruldu. Bunların birini -15 dereceye maruz bırakacağız. Diğerini oda sıcaklığında bekleteceğiz. Bakalım farkı ne olacak? Şimdi birini 2-2,5 saatlik buzdolabına koyalım. 2,5 saat sonra bekleyip videomuza devam edelim. Yaklaşık 2 saat dedik ama 1 saat, 1,5 saat geçti. Bu yağ bu hale geldi. Şimdi bir de buna bakın. Bu yağı video çekimine hazırlanmadan önce ilk çıkardığımda hiç akmıyordu bile. Bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Yani inanmayanlar evde kendisi de yapabilir. Buzdolaplarının soğutması, difrizler 15 ila 20 derece arasındadır. -15 ila 20 derece arasında. Ben Ankara'da yaşıyorum. Erzurum, Kars gibi yerleri saymıyorum bile. Ankara'da -10-15'leri biz rahatlıkla görebiliyoruz kış mevsiminde. Anadolu'nun çoğu yerinde -10 kış mevsimi için standart, normal, çok uç sıcaklıklar değil -10-15. Yani difrizin soğukluğuyla dış ortamın soğukluğu aynı oluyor. Bu soğuk motorun içindeki yağ da bu hale geliyor. Peki bizim yapmamız gereken şey ne? Bu iki tüp bize ne anlatıyor? Aracımızı özellikle kış mevsiminde marşa basar basmaz hareket etmek kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Aracın belli bir süre çalıştırılması dış ortam sıcaklığına göre 30 saniye ile 2-3 dakikaya kadar aracın rölantide çalıştırılması, sonra hareket edilmesi en doğru olandır. Çünkü motor yağımızın viskositesi ve akışkanlığı soğuk havada değişik olacaktır. Bu akışkanlığını yitirmiş yağ sabahları siz direkt olarak çalıştırır çalıştırmaz aracı hareket ettirmeye başladığınız zaman aracın yağlama performansını düşürecek, motor aşınmalarını arttıracaktır. Tabii tek sorun bu mu? Değil. Yağın akışkanlığının azalması içerisinde yağ bulunan tüm parçalara stres uygular. Nedir bu parçalar? Turbo, yağ soğutucusu, yağ pompası, yağ filtresi. Peki bu stres nedir? Yağın akışkanlığı azaldığı zaman yağ pompası bu yağı pompaladığı zaman sisteme yağ filtresi gözeneklidir, bilirsiniz. Bu gözenekli yapının içerisine girdiği zaman akışkanlığı azaldığı için gözeneklere baskısı da artacaktır. Bu da yağ filtresi patlamalarına neden olur. Özellikle aracı ilk çalıştırdınız, araç ısınmadan hareket ettiniz, bunu da geçtik. Bir de devirli kullandınız, yağ filtresi patlaması, yağ soğutucusu patlaması gibi şeylerle çok sık karşılaşıyoruz. Yağ soğutucusunda da kısmen aynı durum geçerli. Yağ soğutucusunda girintili çıkıntılı bir yüzeyi var. Hatta yanıma almıştım ama arabada kaldı. Aracın paspasının üzerinde yağ soğutucusu da getirmiştim iç kısmını göstereyim diye. Yani aracı ısınmadan hareket edip bir de devirini yüksek kullandığınız zaman yağ soğutucu patlaması, yağ filtresi patlaması, turbo miline zarar, turboda yağ kaçakları gibi birçok soruna, mekanik soruna neden olacaksınızdır. Yapma diyoruz. Çünkü motor yağı belli bir seviyeye gelene kadar, bakın akışkanlığı değişti. Videonun başından bu yana, videoyu çekerken bile oda sıcaklığına maruz kalınca çözülüyor ya. Rölantide çalıştırmanız yağın hemen akışkanlığını arttıracaktır. Şöyle yakından göstereyim. Bu oda sıcaklığındaki yağ, bu akışkanlığı daha az ama ilkine göre de gayet güzel. Bu arada tüplerin dışına aldanmayın. Enjektör, LPG enjektör katkısının tüpleri. Videoda bunlar akışkanlığı göstermek için en elverişli tüplerdi. Bir önceki videomuzda eleştiriler oldu bardakta. Neden akışkanlık gösterdiniz diye. O videoyu da hatırlarsanız. Motorun içini mazotla temizleme videosu çekmiştik. Orada bardakla akışkanlığını göstermiştik. Haklı olarak bazı takipçiler o akışkanlığı net anlayamadık dedi bardakta. Akışkanlığının net anlaşılması için de ben bu şekilde iki tüp ayarladım. Elimizde olan malzemeleri değerlendiriyoruz açıkçası. Kısacası yapma dediğimiz şey aracı çalıştırır çalıştırmaz hareket etmek, özellikle soğuk motorda yüksek devirli araç kullanmak. Yazın oda sıcaklığıyla gece hava sıcaklıkları aynı oluyor.
Yani gece hava sıcakları 20 derecenin altına düşmüyor. Akışkanlık çok azalmıyor. Yaz aylarında bu risk daha düşük. Yaz aylarında o yüzden 30 saniye gibi bir rölantide çalışması bile araç için yeterli olabiliyor kendisini toparlaması için. Ama kış mevsimlerinde bu 1 dakika, 2 dakikayı bulabiliyor. Ekstrem yerlerdeyseniz, diyelim ki Erzurum'da yaşıyorsunuz, diyelim ki Kars'ta yaşıyorsunuz ya da bizi yurt dışından dinliyorsunuz. Rusya'dan, Kanada'dan, Norveç'ten oralarda yaşıyorsanız oradaki sıcaklıklar daha ekstrem olacaktır Akdeniz bölgesine ya da İç Anadolu'ya göre. Bu durumda da 2-3 dakikayı biraz daha fazla geçirip 4-5 dakikalara kadar rölantide çalıştırma süresini çıkarabilirsiniz. Bu sizin mekanik parçaların ömrünü uzatır, arıza ihtimallerini düşürür, motorun aşınmasının önüne geçer ve motorun ömrünü uzatır. Motor aşınmasını da biraz açalım. Araç sabaha kadar, yani siz stop ettikten sonra 6-7 saat aracı kullanmadığınızı varsayıyorum. Bu sabah ya da akşam fark etmez. Uzun süre aracı kullanmadığınız zaman aracın içerisindeki tüm yağ kartere birikir. Kartere biriken yağ ilk marş esnasında anında ışınlanarak tekrar egzantrik mine, tekrar pistonlara, segmanlara, kol yataklarına anında ışınlanmaz. İlk marşta araç ilk çevirdiğinizde bir aşınma olur. Bu aşınma ilk turlardan sonra yağ pompası hemen devreye girecek, sürtünen metal parçaların arasını yağlayacaktır. Yaz mevsiminde bu yağlamayı yaptığı yağ akışkanlığı bu şekilde. Ama kış mevsiminde bunun akışkanlığı daha da arttı bu arada akışkanlığı. Bunun akışkanlığı daha da azalıyor. Bu azalmaya artı olarak bir de siz aracı devirli kullandığınız zaman, rölantide ısınmasını beklemediğiniz zaman aşınma daha fazla artıyor. Bu da motorun ömründen önce yağ yakmaya başlamasında, ömründen önce duman atmalara, ömründen önce aşınma nedeniyle seslere ve ömründen önce tam ziya, yani motorun tam hasar almasına neden olabilecek bir durum diyebiliriz. Sürekli arızalardan bahsediyoruz videomuzda. Sürekli arızaları anlatıyoruz, arızaların çözümlerini anlatıyoruz. Ama arızaya hiç yol açmamak için neler yapmamız gerektiğinden bugüne kadar bahsetmiyorduk. 220 video olmuş. Biz hep arızaları ve arızaların çözümlerinden bahsetmişiz. Bir de bu seriye başlamak istiyorum. Arızaya neden olmamak için, motorumuzun uzun ömürlü olması için yapmamız gereken şeylere. İlk yapma videosu bu. Devamı gelecek. Dilimizin döndüğünce araçta arızaya mahal vermeyecek şekilde nasıl kullanılması gerektiğini ve motorun nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz videoyla alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz, her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.